Şimdi anladım. Demek ki sen Nigar Kafa, Hürrem Hatun'la Leo Efendi arasında aşk mektupları taşıyorsun, öyle mi? Paşam, sultanımızın bir kabahati yok. İhtimal bile veremem. Belli ki Leo Efendi Hürrem Sultan'ın resmini çizerken meftun olmuş. Sultanımız masum paşam. Yemin ederim. Başına yemin etme! Ne malum oldu? Rutenya'dan bahsediyor. Hürrem Hatun'un geldiği yer değil mi orası? Mihrimah, ay parçam benim. Sen her gün biraz daha güzelleşiyorsun. Güzel olduğu kadar akıllı da sultan. Benim bütün torunlarım öyle. Allah uzun ömürler versin onlara. Bahtları, yolları açık olsun. Darısı Hatice'min başına inşallah. İnşallah. Bana Hürrem Hatun'u müdafaa etme. Varsa bir bildiğin anlat. Yok paşam. Ben ne bilirim? Peki bu Leo ne cesaretle verdi bu mektubu sana? Leo Efendi Hürrem'in resmini çizdiğini söyledi. Ben nereden bilebilirim ki içinde başka şey olduğunu? Resim dedi, resmi götürdüm, verdim. Bir de Hürrem Sultan Leo Efendi onu isyanda kurtardığı için altın gönderdi benimle. Ama Leo Efendi kabul etmedi. Geri çevirdi altınları. Ben de götürüp geri verdim. Nigar Kalfa. Bunlar seni aralarında ulak etmişler de senin haberin yok. Öyle. Vallahi içinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp bakacak değildim ya. Tabii. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Şimdi git, bu mektubu sahibine ver Nigar Kalfa. Leo Efendi'ye mi? Hayır. Hürrem Sultan'a. Paşam ama... Sana ne diyorsam onu yap. Mektubu ver. Ve izle bakalım neler yapacak. Sonra da gelip bana anlatacaksın.
Siz nasıl isterseniz paşa. Benden bahsetmeyeceksin. Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu bizim aramızda bir sır. Anladın mı? Anladım paşa. Olur da lafımı dinlemez. Bu sırrı açık edersen. Vururum seni. Bir sıkıntın olursa haber ver. Dayı hemen halleder. Sağ olun validem. Gelmekle bana büyük şeref verdiniz. Esma. Gel. Çocukları al, götür. Biraz hava alsınlar. Sonra Nigar Kalfa'ya haber ver. Hemen gelsin. Hünkârım. Pargalı bak Eflatun ne demiş. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Hakikate ne denir? Hünkârım sizin işittiğiniz ve gördüğünüz hiçbir suç cezasız kalmaz. Ya benim işitmediklerim, görmediklerim? Onların da mesulü benim hünkârım. Bu lafını unutma. Unutmam. Hünkârım, yarın Signor Gritti ve kız kardeşi için yemek veriyorum. Sizin de bizi şereflendireceğinizi umuyorum. Geleceğiz evet. Pargalı, şu bizim Leo Efendi'ye sor bakalım. Resimleri ne zaman görebileceğim? Bitiremedi gitti. Zat-ı şahanenizin resmi bitti hünkârım. Sarayımızın duvarını şereflendirecek. Ben görmeden daha sen mi gördün resmimi? Kötü çizdiyse herkesin ortasında asmasaydın keşke. Siz endişe buyurmayın hünkârım. İnşallah siz de seveceksiniz. Hatice Sultan'ımla ben çok sevdik. İyi, pek memnun oldum. Ne bu halin Nigar? Demende geldin, kaş göz edip gittin. Bir haller var sende. Mühim bir şey değil sultanım. Valide sultanın yanında vermek istemedim. Ne? Leo efendi. Sana bir resim göndermiş. Resim mi? Vallahi öyle dedi. Sen istemişsin. Ha, evet. Doğru. Demiştim ona. Tamam. Sen gidebilirsin. Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya, aşkımızın topraklarına gidiyorum. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme.
Yarın Hasbahçe'deki çeşmenin arkasında bekliyorum. Hünkârın resmi bitti. Onu biliyoruz. Bu ne zaman bitecek? Onun az işi kaldı. Bu gece burada kalacak. Ben sabah bitecek. Uzattıkça uzatıyorsun. Anlamadım ki. Elbette paşam. Ne dediyseniz yaptım. Ne yaptı alınca? Beni dışarı çıkarttı. Ben de kapının aralığından baktım. İlk önce mektubu okudu, sonra da yaktı. Vallahi başka bir şey de yok paşam. Hürrem Sultan'ın dairesine gireceksin. Odasını didik didik edeceksin. Bana bir şey bul, getir Nigel Kafa. Nasıl bir şey? Ne bulacağım ki? Sen daha önce kulaklık etmişsin. Evet, vardır bir şey. Anladın mı? Baş üstüne paşam. Kaybol şimdi. Nerede, yok mu? Hünkârımızın yanına, has odaya gitti. Yazık, ağlamaz. Götür içeriye, beşikte uyur. İbrahim ile Hatice yarın akşam Venedik Doçu'nun oğlu Giritti ile kız kardeşini misafir edecekler. Sen de gelirsin. Giritti'nin kız kardeşiyle meşgul olursun. Ne güzel. Ben o sarayı çok seviyorum. Leo Efendi benim resmimi bitirmiş. İbrahim yarın akşam takdim edecek. Pargalı pek beğenmiş resmi. Vaka dediği gibi ise Leo Efendi'yi ziyadesiyle ödüllendirmek icap eder. Thank you.
olmuş bir de. Seni burada bulacağımı biliyordum. Hayrola Sümbül ağa? Bugün kayıptın. İyi misin diye bir sorayım dedim. Hayret. Halma mı merak ettin? Ederim elbet. Sen ki koskoca hünkâr kalfasısın. Benimle eğlenme ağa. İbrahim Paşa ile ne konuşuyordunuz? Hiç, haremi soruyordu. Bugün ikindi vakti içim çekilmiş. Dalmışım. Rüyamda Hürrem'i gördüm. Hürrem'i hayırdır? Karanlığın içinden sesi geliyordu sadece. Yardım et bana diyor. Sesini duyuyorum ama o yok. Göz gözü görmüyor. Bağırıyorum, Hürrem buraya gel diyorum lakin. O sadece yardım et bana diyor. Artık ona kimse yardım edemez. Efendim? Bugün görmedim dedim. Lakin Nigar kafa söyledi, iyiymiş. Neyse. Öyle garip bir rüyaydı işte. Yarın için ne lazımsa talimat verdim. Grit diyaresini çok merak ediyorum. Özellikle kız kardeşini. İlk kez Frank Brasilzade göreceğim. Çok mu güzel? Çok mu zarif? Sultanım. Sizin güzelliğiniz, sizin zarafetiniz karşısında bütün kadınlar sönük kalmaya mahkum. Bu dünya alem Hatice Sultan'ından daha güzel bir kadın ne gördü ne de görecek. Geleceğini biliyordum Ali. Hemen dönmem lazım. Biri görürse felaket olur. İkimizi de öldürürler. Ve korkmuyorum ölümden. Son kez seni görmek istedim. Hürrem Sultan. Götürün. Hayır. Ne oluyor? Leo! Alex! Bırak beni! Ben masumum Sümbül Ali! Ben emir kuluyum. Bırakın onu! Derdinizi hünkârımıza anlatırsınız. Bırakın onu! Düşünme. Ve gafil. Deş! Alex! Leo! Alex! Dokun bana! Alex! Ben bir şey yapmadım. Aşkımıza ihanet etmedim. Ben masumum. Sus Hürrem. Sus. Sadece bak. Alex! Kurtar beni! Alex! Kurtar! Kaçmak yok!
yapacaksın? Bak! İyi bak ona. Süleyman yapma! Biz bir günah işlemedik. Seni sevmiyorum Alex. Elveda. Paşa Hazretleri. Gel. Arzu ettiğiniz gibi Hürrem Sultan dairelerini aradım. Her yana dip bucak baktım. Netice, buldun mu bir şey? Yok paşam. Bir şey geçmedi elime. Eğer bir şey buldun da saklıyorsan. Ne haddime Paşa Hazretleri. Köşe bucak baktım. Lakin bir şey yok. Bu işin peşini bırakmam. Malum, Leo Efendi has bahçede çeşmenin yanında bekleyecekmiş. Peh peh peh. Bakalım ziyaretçisi olacak mı? Ağzını sıkı tut. Bu zehir öyle bir zehir ki herkesi kavurur. Gözün kulağın açık olsun, git şimdi. Çok şükür. Şu gavur icadının başından kalkıp yanımıza oturdun. Dikkatli bak ki bir şey öğren. Vay. Senden hakkaşlığa başladın demek. Öyle çiziyor ben. Arkadaş yardım etti. Kolay gelsin. Sen. Senin için büyük gün. Hünkârımız akşam resmini görecekmiş. Dua edelim de beğensin. Akşam bizde olacak orada. Bilmiyorum, bir şey söylemediler. O zaman biz seninle başka bir yer gidelim. Nereye? Hani sen diyordun hep. Meyhane. Sessiz. Tamam. Gideriz. Benim biraz işler var. Akşam buluşalım. Limanda. Olur. Bak ama sırf sen ısrar ediyorsun diye gidiyorum ya. Yoksa benim artık oralarda gözüm yok. Günaydın validem. Hoş geldiniz. Mustafa. Aslan parçam, iyi misin? Çok iyiyim. Annem de çok iyi. Hocaya mı gidiyorsun? Hasbahçe'ye gideceğim. Kılıç dersim var. Daha iyi. Seninle sonra bakarız defterlere. Hava pek güzel. Hadi hep beraber inelim bahçeye.
Mustafa'mın talimine de bakarız. Şeref verirsiniz valide. Sultanım, ben de size güzel bir kuşluk hazırlatırım. Ne hoş. Bugünümüz iyi başladı. Girit'te bakalım ne havadislerle gelecek bu akşam. Malum küffar içe kaynıyor. Hünkârım, kendisi artık resmen devlet-i âliyenin hizmetinde. Elbette danışmanlığının karşılığını verecektir. Zira teati zemini oluşacaktır yemekte. Leo Efendi de gelsin. Bizatihi tebrik etmek isterim. Müsaadenizle hünkârım. Çekilebilirsin. Sultanım, bir isteğin var mı diye sormaya geldim. Yok. Valide sultanımızla Mahidevran Sultan haz bahçedeler. Sen de gidecek misin? Hayır. Biz de senin güzel terasına gidelim. Hava mis gibi. Ben biraz hava alacağım. İçim daraldı. Teras hazır. Yemeğini oraya gönderteyim. İstemem. Bahçeye çıkacağım. Hani gitmeyecektin? Keşke gitmesen. Canın sıkılır. Mahidevran Sultan bir laf atar, sinirlenirsin. Hiç lüzum yok değil mi? Uzak olurum. Yanlarına gitmem. Olur bilir. Sultanım, Gülnihal kendine gelmiş. Onun yanına gidelim. Hünkâr kafası oldun diye her işe karışır oldun. Çekil önümden. Eyvahlar olsun. Gidecek. Akşam oluyor. Hadi çabuk, çabuk. Bak, o kaymak bir gevşek çıksın. Bir gevşek çıksın. Allah şahidim olsun, sürerim seni mutfaktan. Kuşhanede değil, yer içeri ocağına kaymak çekersin. Hatice Sultanıma beni bir mahcup edin. Topunuzu sürerim. Şakam yok, bilirsiniz. Ya bu nasıl şerbet dökmek? Yavaş yavaş, yedire yedire, yedire yedire. Şeker ağa. Bu ne bu? Tatlılar bu kadar mı? Sümbül ağa, gözünü seveyim, sen de ateş verme bize. Zaten ölüyoruz. Yetişecek, merak etme. Aman diyeyim güzel yap. Hatice Sultanımız bir hasret tembihledi. Davet mühim, Frenk misafirleri var. Hay hay Sümbül ağa. Hay hay Sümbül ağa, yetişecek, meraklanma, yetişecek. Ya çok yavaşsın, elini çabuk tut. Daha öbür saraya gidecek bunlar. Oh, çorbada ne güzel koktu yahu. Bir kase koy da Gülnihal'e götüreyim. Sümbül ağam. Bak, 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 bak. Hadi. Çabuk. Hemen bir tabak çorba. Çabuk Sümbül ağam, bir tabak çorba. Çabuk. Gel şöyle, otur yanıma. Gülşah nasıl? İyileşmedi mi? Daha iyi validem. Yaraları iyileşince dönecek yanıma. Gülşah'tan memnun olduğunu biliyorum. Lakin dönmesin artık. Başka bir cariye bulsunlar sana. Onu yollayalım, çerağı vaktidir. Validem... Gülşah 10 senedir benim yanımda. Elim ayağım oldu. Kendimi ondan başka kimseye teslim edemem. Müzik
Hayırdır Nigar Kalfa? Sen buralara gelir miydin? Uğraşma benimle Sümbüla. Zaten canım burnumda. Belli belli. Gören de divane aşık sanır seni. Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Ne dedin anlamadım. Çorbayı soğutma. Gülnihal bekler seni. İbrahim Paşa haddini bildirmiş belli ki. Ondan bu sinirim. Sen mi suçladın beni? Men dakka dukka. Ne edersen kendine edersin. Sana vakti zamanında söyledim. Tehlikeli sularda yüzüyorsun dedim. Ah Sümbüla. Nelere sebep oldun bir bilsen. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın has bahçedeki çeşmenin arkasında bekliyorum. Yakalayın şunu, benim saraydaki mahzene atın. Kimseler görmesin. Ne oluyor? Yürü gidiyorum. Ne oluyor? Bırak Eybemi! Kurus. Nereye götürüyorsun Eybemi? Bırak! Bırak! Ben ne yaptım? Has bahçede dolaşıyorum, suç mu? Yürü. Eybemi nereye götürüyor? Ya bırak beni! Bırak! Hatun. İşte bu yandığının resmidir. Dayı, söyle bize soğuk şerbet göndersinler. Validem. Sultanım. Bahçede olduğunuzu duyunca gelmek istedim. Geçip şöyle otur. Mihrimah'la Selim'i de getirseydin keşke. Söylerim şimdi. Getirirler. Thank you.
zavallım. Bunu sana yapan kimse, onu bulmadan bana uyku haram, inan. Han Hazretleri. Validem, yüzünüzde güller açmış. Çok şükür aslanım. Baksana, bütün sevdiklerim yanımda. Daha ne isterim? Bu akşam hep beraber burada yemek yiyelim. İyi olmaz mı? Yarın akşam yeriz validem. Zira bu akşam İbrahim Paşa Sarayı'nda olacağız. Öyle mi? Şehzadelerle alakadar olurken aklımdan çıkmış. Hazırlanmam lazım. Biz gelmiyoruz galiba. Venedik Doçu Girittin'in ailesi gelecek. Sohbet değil, devlet meselesi validem. Hürrem de Girittin'in kız kardeşi gelecekmiş, onunla alakalı olacak. Salon neden hala hazır değil? Sadıka, çiçekler nerede? Hünkârımız için kırmızı beyaz gülleri hazır etmemişsin. Bu Venedikliler mühim. Ama hünkârımız geliyor esas. Hiçbir şey eksik olmayacak. Yanlış olursa senden bilirim Sadık. Girit de artık Devlet-i Aliye'nin resmi hizmetlisi validem. Bundan böyle garp siyasetinde kafirin aldığı her nefesten haberim olacak. Hayırlara vesile olsun. Sen böyle faydalı diyorsan öyledir inşallah. Hünkârım. Validem. Sen hala burada mısın Pargalı? Şimdi çıkıyorum hünkârım. Akşam için istediğiniz hususi bir şey var mı diye soracaktım. Yok. Hürrem'le birlikte geleceğiz. Sizleri ağırlamaktan şeref duyacağım. Sultanım. Nigar, sen beni mi takip ediyorsun? Yok tövbe. Ne bu? Her yerden çıkıyorsun. Gelsem suç, gelmesem suç. Seni merak ettim sultanım. Çıkarken iyi değildi. Validemin yanına gittim. Hünkârım da geldi. Hava aldım. İyiyim şimdi. Ha çok güzel. Güzel. Şeker Ağa geldi mi? Geldi sultanım, mutfakta. Güzel. Sadıka sen gel benimle. Sultanım. Paşam. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Ben de şimdi hazırlanmaya çıkıyordum. Sultanım sizin her haliniz muhteşem. Bekleyin paşam, geliyorum birazdan.
Paşa Hazretleri. İyi ki geldiniz. Çıkıyor ben. Paşam, ben anlamıyorum. Ben dolaşıyordu bahçede. Aldılar, attı beni buraya. Ben bilmiyorum, ben yabancı. Kimsin sen? Ben... Sen kimsin? Hürrem Sultan'a nasıl mektup yazarsın? Yanlış oldu. Ben mektup yazmadım. Bana yalan söyleme! Çok şükür iyisin. Ben çok korktum. Kimin yaptığını bulamamışlar. Evet, öyle. Katil burada bir yerde ama nerede? Şehzadelerimiz nasıl? Mihrimah. Çok özledim onları. İyiler. Onlar da seni sorup duruyorlar. Sultanı. Felaket telalı da geldi. Söyle. İstediğiniz kıyafet hazırlanmış, onu demeye geldim. Hayret. Sen bu işlerle alakadar olur muydun? Olurum elbet. Siz yeter ki emredin sultanım. Aferin. Herkes bir gün doğru yolu bulacak. Leo! Hürrem Sultan'a yazdığın mektubu okudum. Has bahçede çeşmenin orada buluşalım demişsin. Tuzak bana. Sen kimsin ki sana tuzak kuracaklar? Paşam. Nakkaşhanede sevmediler beni. Kafir dediler. Git buradan dedi hoca. O zaman ne işin vardı çeşmenin orada? Ben dolaşıyordum bahçede. Dolaşıyordum. Has bahçede. Ne bu? Bu resmin bu halde senin yanında ne işi var? Ben şey beğenmedim. Çok kötü olmuş. Kestim. Kimse görmesin dedim. Atacağım denize sahilde. Beni ne alayım istiyorsun? Şey yok. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. Paşa Hazretleri, Sinyor Gritti geldiler. Ha!
Monika. Signor Gritti, Signora Monica Taras. İbrahim Paşa ve Hatice Sultan sizi bahçede kabul edecekler. İbrahim. Sultanım. Paşa Hazretleri. Neredeydiniz? Bulamadık sizi bir türlü. Ufak bir işim vardı, onu halledeyim sultanım. Paşa Hazretleri, sultanım, kız kardeşim Monika Teres. Vostra signoria, e nobil donna Hatice. Vi ringrazio per questo vostro cortese invito. Benvenuti, siamo onorati. Vi ringrazio anche in nome di Sultana Hatice. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Gürcan. Nasıl? Beğendin mi? Olmuş mu? Sen benim parlayan yıldızım, güneşimsin. Ne güzel olmuşsun, gözlerim kamaştı. Gidiyor muyuz şimdi? Gideriz. Birazdan. Hatice Sultan. Doğru söyledi ben. Evet doğru. Siz çok zarif, güzel. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Az Türkçe. Alvise öğretti. Signora Monica Teres. Size lisanımızı öğrenmede yardımcı olabilirim. Tabii dilerseniz. Evet. İsterim. Genç yaşta eşinizi kaybetmişsiniz. Üzüldüm. Taziyelerimizi kabul edin. Taziyeleriniz için minnettarız paşam. İnsan kaderine boyun eğmeli. Aksi halde huzuru bulamayız. Saray çok güzel. Size gezdirebilirim isterseniz. Olur. Gidelim. Alvise ha menzionato la vostra dedizione alla pittura. İbrahim Paşa'yı çok kıymetli ressamlarla tanıştıracağım. Bu saraya davet edeceğim. Ressam kim? Kırımlı bir ressam. Adı Leo. Sarayda çalışıyor. Arzu ederseniz İbrahim Paşa size tanıştırabilir. Değil mi İbrahim? Ne buyurdunuz sultanım? Kırımlı Leo'yu, ressamı bizle tanıştırmanızı söyledi Hatice Sultan. Ha, tabii. Tabii, neden olmasın? Sultan Süleyman Hazretleri! Sultan Süleyman Han Hazretleri,
Size kız kardeşim Monika Teresi'yi tanıtmaktan şeref duyarım. Size de Hürrem Sultan Hazretleri. Sultan Süleyman. E un grande onore fare la vostra conoscenza. Hünkârım, sizinle tanışmaktan dolayı duyduğu onuru dile getiriyor. Hoş geldiniz. Sultanım. Signora Monica Teresa henüz Türkçeyi çok az konuşuyor hünkârım. Ona dilimizi öğrenmede yardımcı olacağım. Dilimizi konuşmanız bizi mesut eder Signora Teresa. En iyi hocayı bulmuşsunuz. Hünkârım, arzu ederseniz yemeğe geçelim. Kaldı bu Leo. Hünkârım, yemeğe başlamadan evvel size resminizi takdim etmek isterim. Görelim bakalım. Açın kapıyı. İbrahim Paşa'ya götürün beni. İbrahim Paşa'yı görmek istiyorum. Matrak Çınarsu Efendi'yi bulun. Onu çağırın. Kes sesini. Sus. Nasıl buldunuz hünkârım? Beğendiniz mi? Çok güzel. Ne düşünüyorsun Hürrem? Bayıldım. Çok güzel. İbrahim Paşa, Leo Efendi'ye söyle yarın saraya gelsin. Bizatihi tebrik etmek istiyorum. Gelemez hünkârım. Gitti. Ben yolladım. Nasıl? Nereye gitti? Rutenya'ya. Aşkını bulduğu topraklara. Yolladın. Hadi be Leo, diktin beni burada. Nasıl efendi? Oo, Antonio Kaptan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de yarın size gelecektim. Hayırdır? Victor Yayı amcasından mektup var. Ha. İsabet olmuş. E ver götüreyim öyleyse.
Gelin bir şeyler içelim. Yok. Sağ ol. Bir arkadaşı bekliyorum. O gelecek gibi de değil galiba. Ya hadi selametle. Ürem Sultan. Arem'de yaşıyor. Sultan Süleyman evli. Benim 3 çocuğum var. 2 şehzade doğurdum. Şehzade? Yani prens. Ha. 3 şehzademiz var. Hünkârımızın Mahidevran Sultan'dan da bir şehzadesi var. Çok karısı var sultanın. 10, 100, 1000 kadın köle var diyorlar. Sultan kaç kadın oluyor? Yalan. Yok öyle bir hatun. Her sarayda harem vardır. Venedik'te yok mu? Aa, yok Venedik'te. Kilise yasak dedi. Senin anne ayrı, senin yok ciddi anne ayrı. Nasıl oluyor? Benim baba 2 evlilik yapmış. Hani kilise yasak demişti? Benim anne kilise nikahlı, Elvize anne yok nikah. Senin baba da kurmuş harem işte. Nasıl? Nereye gitti? Lutenya'ya. Aşkını bulduğu topraklara. Kral Laios Vatikan'dan yardım istemiş haberini aldım. Etekleri tutuşmuş belli ki. Lakin korkunun ecele faydası yok. Laios'un destekçisi malum Şalken. Kral François'yı hala esir tutuyor. Hünkârım, François'nın annesine gönderdiğiniz cevap kulağına gitmiştir elbet. Desteğinizden haberi vardır. Şalken'in aklı varsa François'un esaretini bitirir. Aksi halde kendi esareti başlar. Siz sultanın kraliçesi? Kraliçe yok bizde. İsmin ne sen? Sadıka. Sen de Sultan Süleyman cariye. Saraydaki tüm hatunlar hünkârımızın haremidir. Nasıl? Ben yapmam. Ben de yapamıyorum zaten. Peki İbrahim Paşa, onun haremi var? Hayır. Yalnız siz, başka yok? Yok, yasak. Böyle bir durumda paşayı boşarım. Sultanım. Müsaade edersiniz, ben bahçeye çıkmak istiyorum. Güzel. Biz de gelelim. Destur! Artık gitme vaktidir. Hünkârım, gitmeyin. Bu geceyi burada geçirseniz. Başka vakit Hatice'm. Misafirperverliğinden ziyadesiyle memnun kaldım.
Teşekkür ederim. Ben de. Çok özel bir gece yaşattınız bize. Signora Teresa, sizi sarayımda ağırlamak isterim. Validemle de tanışırsınız. İbrahim Paşa, biz acil konuşmamız lazım. Telaş etme Hürrem Hatun. Sabah ola hayrola. Yarın konuşacağız. Gidelim Hürrem. Memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Paşa Hazretleri, Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Elbette. Signora Teres uzun yoldan geldi. Yorgundur. Güzel bir gece. Ben yine gelmek isterim. Ne kadar daha buradasınız? Çok kalmayacak. Bekleriz. Paşa Hazretleri, Sultanım, bize de sizi yeniden ağırlama şerefini bahşedin lütfen. İnşallah, inşallah. Hayırlı geceler. Siz gelmeyin. Geleceğim. Paşam. Hayırdır matrakça gece gece? Leo'yu arıyorum bulamıyorum paşam. Burada mıdır acaba, bu gece buluşacaktık? Ben onu memleketine yolladım. Ailesini özlemiş. Bana söylemedi paşam, veda bile... Fırsat bulamamıştır matrakçı. Sonra konuşuruz, geç oldu. Söyleyecek. Yok. Leo konuş. Eğer konuşmasan Hürrem Hatun'u koruyamam. Alırlar kendini seni. Amcandan yeni bir mektup geldi. Al. Nasıl efendi? Sen çok iyi insan. Sadık ha. Zor tutuyorum kendimi. Gözümü açıyorum sen varsın. Kapatıyorum sen varsın. Aklımdan hiç gitmiyor gözlerin. Ne olur söyle, senin de gönlün var mı bana? Bir bak ya. Ölmezsin ya, bir bak gözüme. Ha. İşte bu. Böyle bak canım al, umurum değil. Lütfen git.
Görecekler. Acele et Victoria. Bir an önce sözünü tutmalısın. Vakit geldi. Beş yaşından biliyorum Alexandra'yı. Benim Alex'im o. Babası köyde papazdı. Birlikte büyüdük. Aşık olduk. Evlenecektik biz. Tatarlar geldi. Yaktı, yıktı köyü. Kaçırdılar Alexandra'yı. Ben çok yaralı kaldım. Hasta yattım. O beni öldü bildi. Ben aradım yıllar. Kırım'dan buraya köle gelmiş. Hürrem Sultan olmuş. Hürrem Sultan. O bana hep git buradan dedi paşam. Git buradan. Dinlemedi. Ben ona mektup yazdım. Son kez görmek istedim. Ama gelmedi. Paşam. Onun bir suçu yok. Ona zarar vermeyin. Sultanım!
Nesi var sultanımızın? Korkulacak bir şey değil. Sultanımız gebe. Ne dedin sen? Gebesiniz. Hay maşallah. Sultanımızın boş geçtiği sene yok. Ne bu halin? Sevinmedin mi? Tabii sevindim. Sevinçten ağlıyorum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı olur inşallah. Neyiniz var? Hasta mısınız? Kendimi iyi hissetmiyorum. Gece kabuslar gördüm. Valide sultanım sizi görmek istiyor. İsterseniz rahatsız diyeyim, dinlenin. Yok, demeyin öyle. Hemen hazırlanıp geleceğim. Zaten valideme söylemem gereken bir şey var. Rahat mısın? Sümbül Ağa. He. Ben ne olacağım? Mahidevran Sultanım beni istemiyor mu? İyileştim ben artık. Yat burada işte. Ekmek elden, su gölden. Çok sıkıldım Sümbül Ağa. Sen bir konuşsan sultanımla. Hayırdır Sümbül Ağa? Gül Nihal'i münasip bir odaya taşıyacağım. Burada böyle iyileşmesi zor. Hekimin haberi vardır inşallah. Sana mı danışacağım? Mevkidaşım değilsin. Akıl mı veriyorsun bana? İyi tamam Sümbül Ağa, kızma. Nasılsın Gül Nihal? Daha iyiyim. Sana bir müjde vereyim o zaman. Hürrem Sultan gebe. Gerçekten. Ay maşallah. Yine mi? Yine valla. Hayırlı sabahlar. Sana da. Gel yaklaş. Bir şey mi oldu validem? Beni çağırtmışsınız. Hatice'm ve Mahidevran'la Mermer Köşk'e gideceğiz. Sen de gel. Biraz rahatsızım validem. Dün de iyi görünmüyordun. Neyin var? Midem bulanıyor. Halim yok, başım dönüyor. Hekimler baksın hemen. Baktılar zaten validem. Gebe olduğumu söylediler. Maşallah. Hadi hayırlısı olsun. Bir avazda kurtul inşallah. Tebrik ederim. Sağlıkla dünyaya gelsin. Kazasız belasız. İnşallah. Aslanımın haberi var mı? Validem, biraz dinlendikten sonra gidip hayırlı haberi vermek istiyorum. Tamam. Sen git yat dinlen. Biz Mermer Köşk'e gidiyoruz. Daha Şeker Ağa'ya söyle. Lokmalar dökülsün, şerbetler hazırlansın. Münasip bir zamanda dağıtırsınız. Müsaadenizle valide. Sultanım, Gül Nihal'in yanından geliyorum. Şifahaneden çıktı. Gözün aydın. Artık Sümbül Ağa bakacak ona. Nigar,
Bali'de Hatice ve Mahidevran Sultan'la Mermer Köşk'e gidecek. Onlar çıktıktan sonra arabayı hazırladı. Ben Hatice Sultan'ın sarayına gideceğim. Peki ama Hatice Sultan zaten burada. Sen dediğimi yap. Sultanım yaparım da. Neden gidiyorsun? Orada kimse yok. İbrahim Paşa'yla bir işim var. Sen benimle gel. Paşam. Hayırdır Matrakçı? Sabah akşam buradasın bakıyorum. Paşam. Hani söz vermiştin ya. Hani evlendirecektin. Kaç zaman oldu? Ben artık hasretine dayanamaz oldum paşam. Yap bir şeyler paşam. Rüyalara giriyor vallahi. Matrakçı sen bana bir iki gün müsaade et. Mühim işlerim var şimdi. Sonra bakarsın. Lakin sen hazırlıklara başla yine de. Allah. Allah. Paşam. İbrahim Paşam. Ay sen çok yaşa. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultan'a haber gönderin, hazırlansın. Atlarla gezintiye çıkacağız. Hürrem Sultanımız İbrahim Paşa'nın sarayına gittiler. Hemen çağırtırım. Gerek yok, ben giderim oraya. Çekilebilirsin. Söyle ne söyleyeceksin. Size bir müjdem var hünkârım. Kendileri söylemek isterlerdi lakin... Söylesene be adam. Hürrem Sultanımız gebeymiş maşallah. Aşağıdakini çıkartıp buraya getirin. Kalk, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Paşa bırakıyorum beni. Yürü, konuşma. Baş üstüne paşa.
her şeyi biliyorum Hürrem Hatun. Her şey. Mesela çocukluk aşkın Leo'yu. Rutenio'dan seni görmek için gelmiş buraya. Nigar Kalfa? Sadıka. Neden burada? Bahçeye gelin istersiniz. İşine baksana sen. Sana mı soracağım nerede duracağımı? İftiraya oyuna nasıl inanırsın? Bu iftiranın en başta hünkârımıza zarar vereceğini bilmez misin? Bu yalan onun kalbini nasıl yaralar? Boşuna nefesini tüketme. Ne iftira var, ne de oyun. Bu hakikatin kendisi. Bizzat Leo'nun ağzından duydum. Yalan söylüyorsun. Benden intikam almak için yapıyorsun bunu. Beni hiç sevmedin. Hiç saygı duymadın. Şeytansın sen. Bana yardım et Nigar Kalfa. Sonunda kavuştunuz be. Hala inkar edecek misiniz? Sultanın hiçbir suçu yok. Ben düştüm peşine. Bahsedelim. Gizli gizli buluşmalardan. Bunun bedeli nedir sen biliyor musun? Ne istiyorsun benden? Öleceksin Hürrem Hatun. Bu ortaya çıktığı vakit. Hünkârımız bizzat kendi verecek ölüm emrini. Sadece sen olsan da iyi. Çocukların da. Bir bir boğdurulacaklar. Böyle bir annenin evlatları hayatta kalabilir mi? Hayır. Hayır, olamaz. Olur. Usuller ve kaideler böyle emrediyor. Af yok. Affet beni sultanım. Baştan gitmeliydim. Dinlemedim seni. Hiçbir suçu yok. İbrahim Paşa. Ben hünkârıma ihanet etmedim. Ateşlerde yanmaya razıyım ama bunu kabul etmem.
O benim canımın sultanı. Çocuklarımın babası. Leo'yu öldü biliyordum. Bu söylediklerini kimse dinlemez. Kimse inanmaz sana. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Ben İbrahim Paşa'ya haber vereyim. Burada bekliyorum. Bir de soğuk şerbet getir. Hürrem Sultan'a da haber ver gelsin. Hünkârımız gelmiş. Bahçede bekliyor. Yalan söylüyorsun. Gel kendin bak. Kuvvetli bir zehir. Çok süratli netice verir. Evvela felç ediyor. Sonra ciğerlerin patlıyor. Ağzın kan doluyor. Kendi kanında boğuluyorsun. Vakit geldi Hürrem Hatun. Bana acıma. Ama evlatlarımı bağışla. Ben seni uyardım, hatırla. Büyük lokmayı büyük laf etme dedim. Bak şimdi. Kaderim benim elimde. Paşam. Onu bırak. Beni öldür. Sen artık kes sesini. Yalvarma. Bu odadan kimin çıkacağına sen karar vereceksin Hürrem. Thank you.
Sağ ol Nigar Kafa. Sayende bu büyük meseleyi çözeceğiz. Afiyet olsun. Haber verdin mi? Söyledim. Geliyorlar hünkârım. Acele et, sözünü tut. Vakti geldi. Yaklaşmayın! Onun geldi Süleyman. See